Basın açıklamamıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ. Bu mesele Hüdapar'ın hür gençliği meselesi değil sadece. Bütün toplumdaki farklı bileşenlerin bir araya gelip bir konsensüs oluşturup bu anlamda meseleyi dillendirmeleri, hayatın bütün katmanlarında bu konuyu okumaları ve bir takım girişimlerle ancak ve ancak çözüme kavuşacak veya azalacak bir durum. Azalacak diyoruz çünkü gerçekten her zaman ifade ettiğimiz şekliyle maalesef bu mesele gün gün büyümekte, artmakta, çoğalmakta. Polisiye tedbirlerle sadece de çözüm oluşturabilmek artık çok zor. Böyle bir aşamaya gelinmiş. Yani bu konuya ilgisiz kalamayız. Haliyle toplumsal vicdanı harekete geçirme adına ne yapabilirsek Allah rızası için çardır mesabesinde yola koyulduk. Böyle bir duyarlılığı oluşturabilirsek, böyle bir hassasiyeti oluşturabilirsek inşallah iyi ve hayırlı olacaktır. En azından bundan sonrası bu işe bulaşacak olan yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi bir nebze de olsa bu bataklıktan kurtarmanın adı olacaktır ki bu da bizler için büyük bir mutluluktur kardeşler. Bu kapsamda Hüdapar olarak, Hür Gençlik olarak inşallah basın açıklamalarımız, etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bağlı olma hayata tutun. 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 Ülkemizde birçok suçun kıvılcımının uyuşturucu ile başladığı bilinen bir gerçekle gerçek olmakla birlikte genelde ülkemizde, özelde Adana'mızda suçların ana kaynaklarından biri olan uyuşturucu konusunda tatmin edici mücadele sergilenmediği meydana gelen olaylardan ve suç oranlarından anlaşılmaktadır. Gerek kullananları, gerek de kullananların çevresindekileri hem maddi hem manevi anlamda ciddi sorunlar ile karşı karşıya bırakan uyuşturucunun kökünün kazınması elzemdir. Nitekim geleceğimize umut olması beklenen gençlerimizin madde bağımlılığının pençesine terk edildiğini üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Öyle ki kullanım yaşı maalesef 9-10'lara düşmüştür. Bu bağlamda özellikle uyuşturucuya ulaşımın kolay olduğu, belki de hemen yanı başımızda bu tür eylemlerin rahatlıkla işlendiğine şahitlik ettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Öyle ki birçok mahallenin izbe yerlerinde sokak başlarını tutan ve torbacı diye tabir edilen kişilerin yaptıkları sanki normal bir işmişçesine rahat davrandıklarına şahitlik edebilmekteyiz. Bu bağlamda özellikle diğer taraftan bu tür kirli işleri yapan kişilerin göz altına alınsa bile ciddi yaptırımlara uğratılmadığını da görebilmekteyiz. Caydırıcı yaptırımların olmadığı bir durumda bu tür kirli işlere bulaşan kişilere bir bakıma cesaret verilmiş olduğu asla unutulmamalıdır. Bununla birlikte bu kötülüğün kaynağı olan torbacıları ve onları organize, idare ve sevk eden asıl şebekeleri, bu şebekeyi oluşturan baronların üzerine gidilmeli, mezkur şahıslara hukuk çerçevesinde şiddetli şekilde yargıda hesap sorulmalı. Suçlar sabit görünenlere ise ciddi cezalar verilmek suretiyle gereken yapılmalıdır. Ülkemizde yürürlükte bulunan ceza kanunlarının özellikle uyuşturucu ticareti hususunda ciddi yaptırımlar öngörmediği açıktır. Bu anlamda bu kirli işe bulaşanların bir daha bulaşmasının önüne geçebilecek şekilde
ceza ve infaz düzenlemesi yapılması elzemdir. Hür gençlik uyuşmaya dur diyecek. Hür gençlik uyuşmaya dur diyecek. Ülkece ve milletçe hepimizin kanayan yarası olan bu belanın aramızdan sökülüp atılabilmesi için yetkililere ciddi görevler düşmektedir. Özellikle de bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmeli ve bu tür bataklığa bulaşan kişilere kucak açılarak içinde bulundukları durumdan hızlıca kurtulmaları için ne gerekiyorsa ama ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu işlere bulaşanları dışlayarak ve içindeki bulundukları bataklığa iterek hem onlara hem de gelecek kuşaklarımıza kötülük yapmış olacağımızı asla unutmamalıyız. Bu bağlamda Hüdapar olarak gerek bahsini ettiğimiz tüm sorunların çözülmesi kapsamında çeşitli girişimlerde bulunarak gerekse de gençliğimizi ve ailelerimizi kurtarmak adına üzerimize ne düşüyorsa yaparak gerekli adımları atacağımızdan halkımızın şüphesi olmasın. Hür gençlik uyuşmaya dur diyecek. Evet değerli kardeşlerim, Seyhan İlçe Başkanımız Sayın Fethullah Beyaz Çiçek Başkanımıza teşekkür ediyoruz basın açıklamalarından ötürü. Basın açıklamamız burada son bulmuştur.